Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Giderek büyüyoruz sayenizde. Çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Sizlere layık olmaya çalışıyorum. Her seferinde daha fazla yorum yapmaya çalışıyorum. Birazcık daha olsun size ışık tutmaya çalışıyorum. Umarım yardımcı olabiliyorumdur. Umarım sizlere ışık olabiliyorumdur. Bugün Başak Burçları, Başak Burcu erkeğine bakacağız. Bakalım hangi enerjilerde olacak 15 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında sevgili arkadaşlarım. Haydi gelin hep beraber kartlarımızı bir güzel karıştıralım ve alalım bakalım neler gelecek. Üç tane klasik tarot destemden alıyorum. 3 tane emotions destemden alıyorum. 3 tane de enerji kartlarından. Bakalım hangi enerjilerde olacaksınız 15 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında. Bir de yeni aldığım destem Osho dönüşüm tarotu destemden bir tane alıyorum. Bakalım bu arada bu 15 günlük sürede acaba bize tavsiye mi verecek yoksa mevcut durum mu olan bir bilgisi mi var kartımızın? Bize bakalım neyi verecek. Hemen kartları açıyorum. Sevgili Başak Burcu erkeği arkadaşlarım. Evet. Güzel geldi. Şöyle görebiliyor musunuz? Evet, görebiliyor musunuz? Harika. Şimdi birazcık daha getireyim. Bakalım Osho dönüşüm tarotu destemizden bize ne verdi? Arayış. Tamam. Çok güzel. Şimdi ister aşk, ister iş, ister eğitim, ister para, kariyer, her ne konuyla alakalı beni dinliyorsanız sevgili arkadaşlarım, bu konuyla alakalı hayatınızda büyük bir değişim dönüşüm meydana gelecek. Bu bir yıkımla beraber olacağı gibi çok farklı güzel bir olayla da olabilir. Burada kendi hikayenize göre alabilirsiniz. 15 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında sizleri büyük bir değişim, dönüşüm ve yenilenme bekliyor. Ve siz çok mutlu olacaksınız, bağımlılıklarınızdan kurtulacaksınız diyebilirim. Bu değişim ve dönüşümün gelmesi size bir haberle olacak. Bir haberiniz olacak sizin. Ve bir kısmınız için de birini bekliyor olabilirsiniz. Veyahut da artık bir yere gitmeye doğru karar vermişsiniz olarak görünüyor. Şimdi genel olarak ben size yorumladım. Aşk hayatınızla başlayalım. Yalnız olan sevgili Başak Burcu erkeği arkadaşlarım, artık hayatınızda büyük bir dönem meydana gelecek. Bir devir kapanacak, yeni bir devir başlayacak ve siz çok mutlulukla ilgili bir karar alacaksınız. Ve bu sizin bir yerden bir yere gidişinizle alakalı olabilir. Buraya gidip gönlünüzün sultanıyla karşılaşacak olabilirsiniz. Yani mevcut olan, mevcut da bulunan çevrenizden uzaklaşıp farklı bir çevreye giderek burada aşk hayatınızla alakalı güzel şeyler yaşayabilirsiniz. Artık hayatınızın aşkını bulabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bir ilişkisi olanlar ve bir evliliği olanlar içinse şu andaki mevcut durumunuzu, düşüncenizi tamamıyla değiştireceksiniz sevgili arkadaşlar. Bunu değiştirecek olan şey size gelecek olan bir haber. Evet, bir haber sonucu siz büyük bir değişim ve dönüşüm yaşayacaksınız. Hem evli olanlar için hem de ilişkisi olanlar için. Ama bu çok mutlulukla alakalı bir karar olacak. Yani güzel bir karar vereceksiniz. Belki şöyle bir şey. Artık bazı bağımlılıklarınızdan kurtulacaksınız. Kendinizi özgür bırakacaksınız. Bunun farkına varmıştınız belki de Eylül ayında. Eylül ayının ilk 15'inde. Ve şimdi de ikinci yarısında ise bunu ortaya koyacaksınız. Bu ay, bu Eylül ayında daha doğrusu şu anda daha 27'sinde başladık. 27 Ağustos'tan itibaren başlamış olan bir Başak yeni ayınız var. Bu yeni ay, yani toplam dolunaya kadar 10 Eylül'de de bir balık dolunayı var diye biliyorum sevgili arkadaşlar. O bu süreye kadar hayatınızı düzene sokacaksınız.
hayatınızla ilgili gözünüzde, gözünüzün arkasında kalmış, yani göz ardı ettiğiniz ne kadar durum varsa, bunlardan en önemlisi sizin bağımlılıklarınız. Sonra hallederim, sonra yaparım, dur şimdi acelesi yok dediğiniz bütün işlerinizi sırasıyla yerine koyacaksınız. Bunlardan en önemlisi de aşk hayatınız gibi görünüyor sevgili arkadaşlarım. Bir arayış içerisindeymişsiniz aslında. Ama bu kartta arayışta olan birisini verir. Bakın bir erkek figürü vardır. Siz de artık bu kapıdan gidiyorsunuz. Kaçıyorsunuz aslında. Burada da aynısı sanki. Bu kartta da artık bir karar verdiniz ve gideceksiniz. Gitmeniz gereken yere doğru yöneliyorsunuz zaten. Hayat sizi buna doğru itiyor. Yani sistem zaten size bu konuda da yardımcı oluyor. Size bir haber gelecek sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım bu haber neymiş? Çok merak ettim. Nasıl bir haber ki bu hayatınızı tamamıyla değiştirecek olan şey ne olabilir? Eril dişil dengeye geleceğiniz söyleniyor. Yani eril olduğunuz için eril enerjide olmanız gerekiyor aslında. Bir kutlama yapacaksınız. Evet bakın mutluluk var. Evet, köklü ve sağlam ilişkiler, sağlık ve huzurlu bir dönem, temeli sağlam oluşturulmuş meselelerle alakalı sizin bir durumunuz var. Kolektifin tamamı hangi konuyla alakalı bu kadar değişim dönüşüm yaşayacak dediğimde ise ara bozucu kimseler, iyi enerjileri sömüren negatif enerji yüklü üçüncü bir kişiden kurtulmanızla olacakmış sevgili arkadaşlarım. Bu da sizin artık önünüze bakmanızı, kendi kararlarınızı kendinizin vermenizi sağlayacak. Artık hiçbir bağımlılığınız olmayacak. Aslında buradaki arayışta birazcık kaçış gibi gördüğünüz gibi ve bu da bitecek sevgili arkadaşlarım. Bu çok güzel bir döneme doğru gittiğinizin işareti olarak diyebiliriz. Peki şimdi ve takdir edileceğiniz bir döneme de geliyorsunuz sevgili arkadaşım. Sizin bağımlılığınız neymiş bir bakalım. Bu videoyu izleyen sevgili Başak Burcu erkeği arkadaşımın bağımlılığı nedir? Evet, bağımlılığınızdan bir kere kurtulacaksınız. Bakın bağımlılığınız sıkışıp kalmak, işin içinden çıkılmaz durumlar, akıl ve kalpteki tutsak, bazen kendi zihnindeki hapiste mahkum olmak, bazen ise bu esarete gönüllü razı gelmek. Bütün bunların hepsi bitiyor. Alyans verdi evlilik hayatınızla veyahut da evlenmek istediğiniz durum bunu gösteriyor. Yani bununla alakalı bir sanki, ben size demiştim aşk hayatınızda daha çok çıktı diye. Ya evlisiniz, evlilik hayatınızla alakalı bir çıkmazdasınız. Bundan kurtulacaksınız artık. Bir haber gelecek size. Ya da mevcut ilişkinizde evlilikle alakalı bir sıkıntınız, bir sorununuz var. Belki de bir araya üçüncü kişiler giriyor. Evlilikte de evli olan Başak Burcu arkadaşlarıma da veyahut da ilişkisi olan Başak Burcu arkadaşlarıma da bir üçüncü kişi giriyor. Veyahut da üçüncü bir olay da olabilir. Bu kişi her kimse, bu sizin yüreğinizi sıkıştırmış, ne yapacağınızı bilememişsiniz, zindanda gibi hissetmişsiniz. Aklınızla, mantığınızla hangi yöne doğru gideceğinizi şaşırmışsınız. Kalbinizi mi dinlesiniz yoksa mantığınızı mı dinlemelisiniz? Güneş geldi. Peki benim sevgili arkadaşım, Başak Burcu erkeği arkadaşım aklını mı dinleyecek, kalbini mi dinleyecek? Evet. Hane ile ilgili mevzuların gündem olması, aile ve düzene yönelik meseleler, bazen ise sıcak bir yuva kurma ve aynı çatı altında olma arzusu. Ne kadar güzel. Ay çocuk, yeniden doğuş. Çok güzel. Ve kavuşmak. Siz anladığım kadarıyla kalbinizi dinleyeceksiniz. Az miktarda da birazcık mantık görünüyor. Ama bence eğer ki bu ilişkinizde veyahut da evliliğinizde konu her neyse, yeniden doğmakla alakalı bir karar vermek üzereyseniz bu kararınızı hemen veriniz sevgili arkadaşlarım. 15 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında sizin için muazzam bir dönem. Bu kararı almak için sizin için muazzam bir dönem sevgili arkadaşlarım. Hiç merak etmeyin, üzülecek, sıkılacak, darlanacak, bunalacak hiçbir şey yok. Kafaya da fazla takmayın. Başak burçları çok ince eler, sık dokur, çok böyle en doğrusunu yapmak ister. Haklısınız. Aslında bütün toprak grupları öyledir. Başak ve Oğlak birazcık daha böyle bunu yoğun yaşar. Çok haklısınız. Tabii ki en doğrusunu her zaman yapmak gerekiyor ama kendinizi de sıkmayın, üzmeyin. Peki, şimdi aslında siz evlenmekten de böyle uzaklaşmak istiyor gibisiniz. Eğer ki bir evliliğe yakın olan arkadaşlarım beni dinliyorsa, nişanlıysa. Neden uzaklaşılacakmış bakalım. Mutlu aile olmaktan.
Kendinizi hazır hissetmiyorsunuz sevgili arkadaşlarım. İçsel yolculuğa çıktığınızda bu videoya denk gelen Başak Burcu erkeği arkadaşlarımın çoğunluğu evlenme aşamasında olan Başak Burcu arkadaşlarımın çoğu nişanlılar diyelim ya da sözlüler hazır değilsiniz. Manevi açıdan hazır değilsiniz. Maddi açıdan hazırsınız ama manevi açıdan hazır değilsiniz gibi görünüyor. Biraz dinlenin. Bunu 2 ay sonraya erteleyin. Beni dinleyin. Veyahut da eğer ki yapabiliyorsanız 2 sene sonraya erteleyebiliyorsanız erteleyin. Zaten yeteri kadar dinlenmiş olacaksınız ve karar vermiş olacaksınız. Zaten bu kişiyle bir yola çıkmışsınız. Bu iş zaten olacak gibi görünüyor. Eğer olmayacak diyorsanız bana, başka birisiyle denemek istiyorsanız, aklınızda başka birisi varsa, bu 2 ay süre içerisinde isterseniz bunu bir değerlendirin. Çünkü yapamıyorsunuz. Yani buna hazır değilsiniz. Şu mevcut olan kişiyle evlenmeye hazır değilsiniz. Aklınızda başka birisi olabilir. Burada öyle bir izlenim bırakıyor kartlar. Başkalarının da sözüne bakmayın. Kalbinizin sesini dinleyin. Siz evleneceksiniz, siz yuva kuracaksınız. Üçüncü kişi değil, mesela anne babanız istemiyor olabilir. Kardeşleriniz, ne bileyim akrabalarınızdan bir kişi istemiyor olabilir. Bir yere kadar karışabilirler bizlere, bir yerden sonra da karışamazlar. Mevcut olan anne baba ve kardeşlerimizle olan çekirdek ailemiz bizim geçmişimizdir. Sizin kalbinizdeki kişi, yani evlenmeyi gerçekten istediğiniz kişi sizin gelecekteki ailenizdir. Onlar bizim geçmişteki ailemizdir. Anne babamız, kardeşlerimiz. Tamam, çok önemliler evet ama yani sizin de bir hayatınız olacak. Siz de bir bireysiniz. Bu kadar kaçış ve arayış yani aslında sizin için tabii ki iyi değil ama doğru yolu bulacaksınız. Bundan eminim çünkü bakın takdir kartımız gelmiş. Takdir edileceksiniz. Her ne karar verirseniz verin. Sevgili arkadaşlarım. Peki. Şimdi. Aşkla ilgili konularımız böyleydi. Şimdi bir de işle alakalı bakalım. Benim sevgili Başak Burcu erkeği arkadaşım 15 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında bir işi olmayanlar ne yapacaklar? Aman da aman ne kadar güzel. Bakın. Sözleşme yapıyorsunuz. İşe başlayacaksınız. Kesinlikle işe başlayacaksınız. 15 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında. Kesinlikle. Ve bu sizin belki de arkadaş grubunuzdan veyahut da bir sosyal medyadan görebileceğiniz veyahut da arkadaşlarınızın tavsiye edeceği bir iş olabilir sevgili arkadaşlarım. Belki bir iki arkadaşınız bile o iş yerinde çalışıyor olabilir. Çok güzel geldi. Çok şanslısınız bence bu dönem. Peki bir işi olan sevgili Başak Burcu erkeği arkadaşım 15 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında sizleri neler bekliyor? Para bekliyor. İşinizi severek yapıyorsunuz. Oo, çok güzel geldi. Sevgili arkadaşlarım belki bir yatırım yapabilme ihtimaliniz olacak. Belki bir birikim yapabilme ihtimaliniz de olabilir diye görünüyor. Evet, başka ne soralım? Ne soralım? Bir de şurada şey var. Birinci çakranızda bir tıkanıklık olduğunu gördüm. Yani kök çakranızda. Sebebi neymiş? Aşk. Başka kart çekmeme gerek kalmadı. Şimdi, aşk hayatınızda bazı blokajlar gelmiş olabilir. Aşk hayatınızda memnun kalmadığınız durumlar olabilir. Hemen kök çakranıza çalışma yapıyorsunuz. Çünkü kök çakramız bizim birinci çakramız olduğu için bütün çakralarımızı etkiler sevgili arkadaşlarım. Yani kök çakramız çalışmıyor, diğerleri harika çalışıyor diye bir şey olmaz. Mutlaka ya 6. çakrada ya işte 4. çakrada bir yerde bir yine böyle bir şeyi vardır. Bir çalışmamazlık yaptığı veya da sorun olduğu bir çakramızda bir yer, bir bölgemiz vardır. Mutlaka bununla bir çalışma yapın. Kırmızı rengidir bunun rengi. Kiraz çok verirler. Kiraz yemek, kiraz reçeli. Yani yaz, kış birinci çakranızı çalışabilmenin en iyi yolu kiraz reçelidir. Kırmızı renk
kullanmaktır. Kırmızı renge bakmayı pek tavsiye etmiyorum. Çünkü psikolojik açıdan kırmızı renge baktığınızda hemen yanında yeşil rengi görmek zorundasınız. Biliyorsunuz, belki dikkat etmişsinizdir. Ameliyathanelerde doktorlar yeşil takarlar, yeşil bandana takarlar, yeşil önlükleri vardır. Çünkü kanı görürler. Kanı gördükten sonra göz her nedense anti, yani tam tersi olan diyeyim, kontrast rengi olan yeşili görmek ister. Yeşil kırmızıyı, kırmızı da yeşili görmek ister sevgili arkadaşlarım. Bunu söylemek istedim. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Yani kırmızıya bakmayınız. Bakacaksanız da yanında mutlaka yeşilde bir renk olsun. Kırmızı bir kıyafet giyebilirsiniz. Kırmızı bir aksesuarınız olabilir. Ona arada sırada bakarsınız. Kırmızı renkli içecekler içebilirsiniz. Vişne suyu, kiraz suyu gibi, domates suyu, domates yiyebilirsiniz. Yani böyle kırmızılı şeylerle kendinizi şifalandırmaya çalışabilirsiniz sevgili Başak Burcu erkeği arkadaşlarım. Evet, sizlerin yorumu da bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım uyumlanmışsınızdır. Unutmayın ki olumsuz enerjilere baktık da, ama aynı zamanda arada güzel olumlular da vardı. 15 günlük bir enerjiye baktık sizlerle. Bilin ki 15 gün sonra bundan da etkisi geçecek, gidecek. Uyumlandıysanız kanalıma abone olup beğenip yorum yapabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder sevgili arkadaşlarım. Uyumlanmadıysanız da, eğer öyle dinlediyseniz de, hemen değişip dönüşmesi için evrene iade edin. Bu enerjiye dahil olmadım deyin. Olumsuzlukları da üstünüze almamış olursunuz sevgili arkadaşlarım. Evet, hepinizi çok çok öpüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın ve Ekim ayında görüşmek üzere diyorum sizlerle.